Herkese merhaba, ben Eylem Ciliciloğlu. Yine bir YouTube yayınıyla beraberiz. Bugün genel istek üzerine altcoin'ler hakkında biraz konuşmak istiyorum. Çünkü altcoin'ler hakkında epey bir talep geldi sizlerden. Hangi altcoin'i alabiliriz? Bitcoin tamam güzel epey ilerledi, yükseliyor ama altcoin'ler de var ve kim, nelere bakabiliriz dendi. Şimdi ben prensip olarak altcoinlerde yüksek volümlü coinleri tercih ediyorum ve düşük volümlü çünkü bildiğiniz üzere çok fazla altcoin var ve düşük volümlü altcoinlere yatırım yapmak çok mantıklı değil hatta riskli çünkü şu listede şu an gördüğünüz gibi burası coinmarketcap.com sitesi buradan girip bakabilirsiniz yüzlerce altcoin var. Yani e, bakın mesela ilk, ilk yüze baktık ikinci yüz devam ediyor. E, ondan sonra 300, 400 bu böyle uzayıp gidiyor. Şimdi burada sakın 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 bu bilinmeyen coinlere yatırım yapmayın. Bunlar e, dolandırıcılık coinleri. Mesela şöyle bakalım e, bir coin <laughs> yatırım yapılmayacak coin ne ilk önce isterseniz anlatayım. Ondan sonra da yatırım yapılacak coinlere devam edelim. Mesela şimdi şurada chartlardan çok güzel e, görebiliriz yatırım yapılmayacak coinleri. Şimdi size bir tanesini seçeyim. Mesela şu. Master Not Coin diye bir tane coin varmış mesela. Şimdi açalım bunu. Chart'ına da bakalım. Şimdi bu coin e, tamamen e, alınmayacak bir coin. Neden alınmayacak bir coin? Çünkü bunun bir hacmi hiç yok. Şimdi bakıyorsunuz. E, hacim olarak çok düşük hacim seviyesine sahip ve e, manipülasyona da çok açık. Şurada gördüğünüz gibi e, bu coin böyle yavaş yavaş giderken bir anda yükseltiyorlar buna biz pump diyoruz sonra bir anda da satıyorlar bu sırada yükseldiğini gören ve bu işten anlamayan insanlar aa çok güzel çok kazandıracak diye alıyor bu coinleri ondan sonra da e, yatırdıkları bütün para e, kaybolup gidiyor. O yüzden e, bu tarz hele bu tarz grafik görüyorsanız şu tarz böyle ani yükselmeler ve düşmeler görüyorsanız bu tür coinlerden uzak durmanızı tavsiye ederim. O yüzden e, manipülasyona açık olmayan coinleri e, almamız lazım. Manipülasyona açık olmayan coinler de bu listede gördüğünüz gibi ilk 10'da yer alan coinler. Ben kesinlikle bu 10 on, ilk 10'da değilse bir coin e, açıkçası tavsiye etmiyorum yani ilk 10 e, yatırım yapılabilecek e, coinler olarak görebiliriz bu da tabii ki volume'e göre ilk 10 yani piyasadaki volüm çok önemli hacim yani çok önemli e, bunlar nelerdir hemen isterseniz tek tek bakalım tabii ki bir, birinci sırada bitcoin var ikinci sırada ethereum var üçüncü sırada bitcoin cash dördüncü sırada ripple beşinci sırada litecoin 6. sırada Dash, 7. Sı sırada IOTA, 8. sırada N N NEO, 9. da Monero, 10. da NEM. Şimdi ben bugün sizlere Monero'yu tavsiye edeceğim. Monero çok özel bir coin, güzel de bir coin. E, bu Monero'nun özelliği e, Bitcoin'den farkı var ve kesinlikle takip edilemeyen bir e, coin. E, daha geniş... E, e, privacy yani şey özellikleri sunuyor, e, gizlilik özellikleri sunuyor ve yapılan e, işlemler takip edilemiyor. O yüzden özel bir coin ve e, daha fazla gizlilik ve e, mahremiyet isteyen kullanıcılar Monero coin'ini kullanıyorlar. Şimdi Monero e, coin'in bir güzel e, özelliği de e, GPU mining e, yapılabiliyor e, Monero'da. Şimdi GPU mining Monero diye aratırsanız şu şekilde benim yaptığım gibi Google'da e, oldukça e, şey bulursunuz epey bir kaynak var bu konuda. Yani kullandığınız grafik kartıyla elinizdeki bilgisayarla bile e, Monero üretebilirsiniz. E, ve çok bildiğim arkadaşlarım var güzel paralar da kazanıyorlar. Burada da tavsiyem size Monero Benchmarks Info diye bir site var. Şu an ekranda gösterdiğim. Bu sitede hangi ekran kartı ne kadar kazandırıyor görebilirsiniz. Buralara bakın. Evde şey de yapabilirsiniz yani Monero üretebilirsiniz ekran kartınızı kullanarak. Şimdi Monero hem üretim için güzel bir coin aynı zamanda almak için de güzel bir coin. Ve biraz inceledim. Şu an çok iyi bir zaman esasında Monero almak için şurada chart'te görürsünüz e, gör, gördüğünüz üzere e, bir analiz yaptım. E, şu an Monero 123 e, dolar seviyelerinde. E, bu seviyelere de şöyle geriye doğru bakalım nereden gelmiş. Şimdi geçmişe doğru baktığımız zaman Mart ayında mesela Mart iyi bir zaman 12 dolarmış. Yani Mart ayında 12'ymiş, şimdi 123'e gelmiş. Yani 10 kat artmış Mart'tan bu zamana. E, bu da oldukça iyi. E, tabii o zaman alanlar e, çok güzel kazandılar. E, ama e, şu anda alabilirsiniz. Yani henüz almadıysanız da şu an almak için iyi bir zaman. Çünkü şöyle bir analiz yaptım. İsterseniz o analizi de e, benim TradingView'daki e, hesabımdan göstereyim hemen. Ee, onu yayınladım. Ee, bir saat önce oldu yayınlandı bu analiz. Ee, şimdi İngilizce ama e, ben size bunu tercüme edeceğim. Ee, şimdi Tom Dimark e, Count dediğimiz bir indikatör kullanıyorum ben. Bu daha önce de bahsetmiştim bir Wall Street analizinin analistinin tekniği. Bu, bu analistin tekniğine göre e, e, günlük chart'ta 2 numarayı gördük biz. 2 verdi. Yani şimdi orada 1 olarak gözüküyor ama daha önce gördük. 2, i̇ki, 2'yi verdi. 2 e, demek alın sinyali demektir. Yani yükseliş sinyali demektir. Bu çok önemli. 7 gün boyunca e, Monero'da yükseliş olacağını e, öngörüyorum. Yani tahminim budur. Yani şu an 17 Kasım 2017 bu videoyu çektiğim zaman e, ve önümüzdeki 7 gün içinde Bitcoin pardon Monero fiyatı artacak. Şimdi bunu yayınladık. Bir saat oldu. Yaklaşık 120 kişi izlemiş. 4 tane de trader bu konuda benle fikir olduğunu söylemiş. Bakalım önümüzdeki 7 gün boyunca takip edeceğiz. Fiyat ne olacak? Göreceğiz. Şimdi Monero gerçekten Alınabilecek bir coin olarak gözümüz önümüzde bulunuyor. Şimdi diğer coinlere geçersek, Monero'yu bir kenara koyalım. Monero almak isteyenler alabilir. Ama diğer coinler. Şimdi ilk 10 listeye isterseniz tekrar dönelim. Şimdi. Diğer coinlere ne yapalım? Mesela Bitcoin Cash alınır mı? Çok fazla soru geliyor bana. Bitcoin Cash alınır mı? Hayır. Kesinlikle Bitcoin Cash almayın. Şimdi zaten şuradaki chartta görüyorsunuz Bitcoin Cash'in ne kadar tehlikeli bir coin olduğunu. Bakın şurada şöyle şuraya bakarsak coinmarketcap.com'u market açarsanız siz de izlerken daha iyi de görebilirsiniz. Şimdi Bitcoin Cash chartı ne olmuş? Bitcoin Cash böyle bir anda çık çıktı, bölünmeyle çıktı. Ondan sonra bir anda yükselttiler, sonra da sattılar. Şimdi Bitcoin Cash şöyle bir grafik varsa zaten bu tarz coinlerden uzak durmanız lazım. Aynı şey mesela Ripple. Ripple'dan da uzak durmanız lazım. Gördüğünüz gibi dümdüz gidiyormuş yavaş yavaş giderken bir anda pompalamışlar. O pompalama sırasında herkes almış sonra da bir anda satmışlar. Görüyorsunuz bu çok tehlikeli. Yani bu coin mesela Ripple asla almam ben. Yani neden almam? Çünkü manipülasyona çok açık demek. Böyle bir ani yükseliş ve ani düşüş görüyorsanız bir coin'de bunlar e, tehlikeli coinlerdir. Bunları almayın tavsiye etmem. Yani Bitcoin Cash mesela çok fazla e, konuşuluyor. Herkes çok kazandırıyor diyor ama hatırlayın bir aralarda çok kazandıran banka vardı. İmar Bankası. Ne oldu? Battı, gitti. Bitcoin Cash'te aynı şey olacak. Şimdi bakın grafiğe tekrar bakalım. Şimdi 30 Temmuz Bitcoin Cash'in çıktığı zaman hatta ben de o zaman Bitcoin Cash'im bölündü çünkü hard fork oldu. Bitcoin'im vardı. Bitcoin Cash olarak aldık. Ben alır almaz sattım. Çünkü buradan gelecek para da iyi bir para değil. O gözle bakıyorum. Hemen sattım. Yani ne zaman sattım? Çıktı. Şu 120 işte 140 dolar civarlarında sattım gitti. Tabi sonra böyle yükseldi bu tutanlar e, ilk başta tutan kim olmuştur bilmiyorum. ama sonra manipülasyonlar oldu bir anda fırlattılar fiyatı e, işte 476 dolarlara kadar gitti. Ondan sonra tekrar düşürdüler. bakın görüyorsunuz. Bir anda 100 dolardan hop 476, 661 dolara fırlamış. Ee, ondan sonra inmiş aşağıya. Ee, gör, bakın ne kadar inmiş? 335'e inmiş. 676'ya fırlamış, 335'e sonra in, gitmiş gitmiş. Sonra tekrar bir fırlatmışlar. 914'e çıkmış. Hop, ondan sonra inmiş inmiş. Nereye kadar inmiş? Bakın 331'e. Ya manipülasyonun boyutunu görüyor musunuz? 900 e, dolara çıkıyor, hop 300 dolara iniyor. Ondan sonra. Sonra da insanları gaza getiriyorlar. Alın alın alın. Şurası mesela gaza getirme aşaması. Bakın şurada çok rahat görebilirsiniz onu. Fiyat inmiş 300 artık 300'lerden sonra biraz yavaş yavaş yükseltmişler. Bakın şurası 300 seviyesi yükseltmiş yükseltmiş yükseltmiş. Ondan sonra burada alın 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 diye bütün medya her şey artık bunlar tamamen manipülatif hareketler. Alın 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 diyorlar. Şimdi ondan sonra Böyle bir anda yükseliyor. Şu yükselişe de kanmayın. O yükseliş böyle bir saat, bir iki saat içinde olan işler. Siz çoğu zaman yakalayamıyorsunuz zaten. Ben buradan alayım da ondan sonra buradan satayım. Diyenler olabilir. Bir anda parasını katlayan da olur. Ama şey değil uzun vadede çok riskli. Yani şimdi diyelim şurada aldınız bitcoin keşi, 644'te. Bilmiyorsunuz tabii fiyatın ne olacağını. Ondan sonra bir pompalıyorlar bunu. Hop 2000 dolarları gördük. İk, iki, yani ne kadara gelmiş bakalım. 1700. E, hatırladığım kadarıyla 2000 dolara kadar gelmişti. Takip ediyordum arada bakıyordum. 1812 ama 2000'leri gördü. Yani 2000'i gördü. Sonra ne oldu? Bakın hop 1100. Yani bu kadar büyük manipülasyonun yaşandığı bir coin alınmaz. E, şimdi e, şöyle bir şey. Diğerlerine bakalım diğer altcoin'leri sırayla gidelim. Ee, şimdi coin market Co cap'i tekrar açayım ben ekrana getireyim. Ee, biraz bir saniyenizi alacağım. Evet coin market Co Capcom. burası bizim için çok önemli. Ee, şimdi Ethereum. Şimdi Ethereum alınır mı alınır? Yani bakın çarta bakın. Düzgün. Yani Bitcoin'in chartına benzer bir chartı var. Yani şimdi chartta Tamam hareketler olmuş, düşmeler olmuş tabii ki olacak yani hiçbir para birimi sürekli yükselmez. Yani yükseldikten sonra illa düşme hareketleri olacaktır. Ethereum'da da bu hareketler var. Yani o yüzden Ethereum alınır mı? Alınır. Zaten ikinci sırada yani market kapasitesine bakıyoruz 31 milyar dolar bitcoin, 130 milyar dolar piyasada bitcoin var... Ethereum'da da 31 milyar dolar. gayet güzel. Şu anki fiyatı nedir? 331 dolar. Bakalım şimdi hemen çarta. Şimdi bir canlı analiz yapalım Ethereum için. Ee, gelelim şimdi Ethereum USD. Bitrex. Bu arada bu altcoin'leri en güzel alacağınız yer, tavsiye edeceğim yer Bitrex.com'dur. Onu da hemen göstereyim size şuradan. Bitrex.com burası gayet iyidir ee, güvenilir bir yerdir Altcoin alıp satmak için e, tavsiye ederim yani herkese Polo da var Poloniex diye ama Poloniex'te bin bir türlü olaylar çıktı ee, yani çok tavsiye etmiyorum ee, ama Bitrex e, iyi bir yerdir ee, sağlam bir sitedir ee, tavsiye ederim evet gelelim Ethereum'a tekrar canlı analiz Şimdi bakalım şu an alınır mı alınmaz mı? Çok hızlı genelde böyle hızlı analiz yapmam ama şu an hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Şu an yükselme trendinde ee, 1-2-3-4-4 vermiş Tom Dimark şey, Stock RSI biraz yukarılarda ee, haftalık çarta bakalım o biraz daha iyi bilgi verebilir şu an bu belirsiz. Şu an haftalık çarpta 1 vermiş ama Ethereum için şu an bir şey söyleyemiyorum. Alın veya satın diyemem açıkçası. Şu an Monero kadar şey değilim yani. Monero için direkt alın diyorum. Ethereum yani kısa vadede ...tabii uzun vadede alabilirsiniz ama kısa vadede böyle bir şey, düşünce için şu an haftalık chart bize bir şey söylemediği için Alın veya satın demiyorum. Düşebilirdi, yükselebilirdi. Devam edelim. E, Bitcoin Cash'i konuştuk, Ripple'ı konuştuk. Sakın almayın. Yani bu, bu tarz bir chart Gördünüz mü almayın. Geçelim Litecoin. Alınır mı? Alınır. Evet gerçekten güzel bir coin. Uygulama alanı da var. E, şimdi Litecoin'i şöyle hemen bir search edersek e, Google'da. E, Türkiye'de de çok. Yani Litecoin deyince bilinen bir coin şey var coinim satıyor zaten coinim.com üzerinden de alabilirsiniz gerçi coinim.com'u açıkçası çok ta tavsiye etmiyorum son dönemlerde çok yavaşladı sistemleri çok e kaldırmıyor herhalde bakın şimdi tıkladım açılmıyor bir de site e paribu satıyor mu litecoin bakalım orada hemen canlı canlı eee Pari bu satıyor mu çok bilmiyorum açıkçası ama Bitrex'ten alabilirsiniz Litecoin'i. Türkiye'de maalesef henüz çok iyi exchange yok. Yani bir bu konuda biraz gelişme gerekiyor. Ama yabancı exchange'lerden alıp sonra Bitcoin'e çok rahat çevirip sonra Türk exchange'inde Bitcoin olarak bozabilirsiniz. Yani altcoin ile oynayacaksanız alacağınız yer burası. Bitrex'ten alın, Bitcoin'le alın. Sonra Bitcoin'le de zaten bozabilirsiniz. Şimdi gelelim devam edelim. Litecoin. Şu an onların analizini bunların tek tek yapmayacağım. Çünkü çok doğru bir yaklaşım değil hızlı bir şekilde. Daha sonraki videolarda onlarla konuşuruz. Litecoin alınır ama yani genel olarak alınır mı? Alınır. Tavsiye ederim. Arkasında ciddi bir developer desteği olan bir coin. uygulama alanları olan bir coin. market kapasitesi 3.6 milyar dolar kolay kolay manipülasyon yapılabilecek bir coin değil. son 24 saatte de %6 bir getiri sağlamış. Getirisi de yüksek. alınır. Yani uzun vadeli alayım bir kenara koyayım diyebileceğiniz coinlerden biri. Dash. Şimdi Dash. yani Dash. Şimdi şu tarz bir chart olmuş onda. ya şey gidiyormuş. az gidip sonra yükselmiş. Sonra bu devam etmiş. Şimdi bu. eee Grafik, güzel bir grafik ama yine risk var. Şimdi bu düşme ihtimali de olabilir. Yani Dash konusunda direkt alın demiyorum açıkçası. IOTA, mesela güzel bir coin. Bu direkt alınır. Bunu alın mı alın. Yani direkt alın. Çünkü neden? IOTA, özellikle uzak doğuda çok büyük bir kullanım alanı var. Ve şey olarak... Yani teknolojik altyapısı da e, bu şeye e, ne derler e, blockchain'e alternatif bir altyapı. Mesela bakın burada sitesine de girip bakabilirsiniz. Çok iyi bir altyapısı var e, ve uzak doğuda çok önemli yatırımlar yapıyorlar bunun üzerine. E, bunu tavsiye ederim. Yani IOTA. Uzun vadeli e, ileride de artacak bir coin alın derim yani alın bulunsun e, bunda şey yapmazsınız e, sorun yaşamazsınız. NEO şimdi NEO e, bu da altyapısı iyi olan bir coin onu da daha önceleri inceledim baktım. Yani şöyle riskli bir coin. Mesela bakın şimdi zaten chart kendini gösteriyor. İnmiş çıkmış, inmiş çıkmış. Bu biraz böyle al satçıların oynayacağı. Yani uzun vadede ne olur bilmiyorum ama günlük böyle oynuyorsanız, alayım, satayım, kısa yoldan para kazanayım diyenlerdenseniz NEO güzel bir coin. Yani bakarsınız şöyle dipten alıp yukarıdan satıp sonra dipten yani sonra tekrar dipten alıp tepeden satma imkanı olan Biraz böyle traderların sevdiği bir coindir NEO. Monero'dan zaten bahsettik. Monero'yu direkt alın. Monero'da breakout bekliyorum. Trading View'da yayınladım. Yayının başında da söylemiştim. NEM. Son, son olarak da NEM'e bakacağım. 11. sırada Ethereum Klasik var. İlk 10 dedim ama Ethereum Klasik olduğu için ondan da biraz bahsedeceğiz. NEM. Nem, nem coin'ini açıkçası çok fazla bilmiyorum. Çok da araştırmadım ama çarta baktığımız zaman da o kadar çok yüksek getirisi yok. Şöyle hemen bir bakalım trading TradingView'da. İlk önce buradaki çarta bir bakalım. Yine bu böyle bir yükselmiş, düşmüş, yükselmiş. Riskli. Bence girmeyin. Çok girilecek bir coin değil. Ee, ha, Ethereum klasik. Şimdi Ethereum klasik e, önemli. E, çünkü ilk onda değil 11 ama bunu sayarız yani sonuçta 1 milyar doların üzerindekiler e, iyi coinlerdir. Yani risk de var bu listenin içinde ona da bakabilirsiniz. ama 1 milyarın altına hiç inmeyin şunlara inmeyin. Şu, şu bölge bunlar risk, risk bölgesi. Şimdi bakalım Ethereum Classic. şimdi Ethereum Classic'in bir özelliği var. Ethereum Classic mining tarafında e, minerların sevdiği bir e, e, coin. Mesela ETC mining diye aratırsanız epey bunların e, minerların şeyleri var. E, GPU mining yapılabilen bir e, coin bu. E, o yüzden yani evinizde mesela ether, e, Ethereum klasik üretebilirsiniz. E, şimdi bu tür bu e, böyle olduğu için ee, e, bunun bir geleceği var Yani şu an için çünkü GPU ile de üretiliyor ee, Bitcoin gibi özel cihazlara e, mining şey gerekmediği için ee, Şey Monero gibi ee, Monero yalnız bu arada eğer madencilik yapmayı düşünüyorsanız Monero daha çok kazandırıyor onu söyleyeyim Evde GPU ile ma madencilik yapacaksanız kesinlikle Monero derim ee, ama Ethereum Klasik'te e, yapabilirsiniz GPU ile ma ma madenciliğe uygun ve güzel kazandıran bir coin. Şöyle bir Ethereum Classic'in chartına e, bakalım. Chartında e, görelim Ethereum Classic USD'ye bakalım. Ne durumda? Aa çok güzel. O Ethereum Classic bunu ben bunun bir analizini yapayım. Ethereum Classic'i hemen alın arkadaşlar. Ethereum klasik önümüzdeki 6 hafta boyunca sürekli yükselecek. Şu an çarta bakar bakmaz e, gördüm bunu. E, Ethereum Classic'i Direkt alın, ee, direkt e, alın, <laughs> çok güzel getirisi olacak bir coin. Yani şu an e, yayını burada sonlandırmak istiyorum, biraz uzun oldu. Size iki tane coin tavsiye ediyorum. Şu an alabilirsiniz, gözünüz kapalı alabilirsiniz, benim tavsiyemdir. E, Monero alın, Ethereum Classic alın, e, kazandıracak. Diğer coinleri de artık dediğim gibi ilk ona bakın. Onların içinde istediğinizden şey yapabilirsiniz. Tavsiye ederim bugünlük bu kadar. Yayınlarımız devam edecek. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bol kazançlı ve sağlıklı günler dilerim efendim. İyi günler.